çok uzaklarda değil, Avrupa'da adını son zamanlarda sıkça duyduğumuz genç bir yıldız var. Henüz 20 yaşına basmadı ama Avrupa savunmalarını darma duman etmeye başladı bile. Tıpkı hemşerisi Alexander Sørloth gibi babasının yolundan gitti ve futbolu seçti. Bunda da başarılı oldu. Henüz 19 yaşında ama Borussia Dortmund'un forveti. Erling Haaland'ın hikayesini izleyeceksiniz. Ondan önce sosyal medya hesaplarından bizi takip etmeyi unutmayın ve kanalımıza abone değilseniz lütfen abone ol butonuna basmayı da ihmal etmeyin. Şimdi gelin Erling Haaland'ın hikayesini izleyelim. Daha çocuk yaşında tüm manşetleri süsleyen bir oyuncu. Üstün fiziğine rağmen sahip olduğu müthiş hız, golcülük sezisi, ceza sahası koşusu ve takipçiliği ile futbol severler uzun zamandır bu kadar çok yönlü bir forvet oyuncusu izlememişti. Hani bazen öyle genç yetenekler izleriz de topa her dokunduklarında gelecek neslin süperstarı olacağını gösterir ya, işte o türden bir oyuncu. Bebek yüzü katil, yılların tecrübesine sahipmiş edasıyla, soğukkanlılığıyla Avrupa savunmalarını 20 yaşına basmadan darmaduman etmeye başladı. İşte bu, adını hepimizin son zamanlarda duyup bu çocuk da kim, hangi gezegenden gelme diye sorduğumuz Erling Haaland'ın hikayesi. Hikayedeki kahramanımızın babası Alf Inge Haaland, Norveç'in küçük bir kasabası olan Birna'da doğup büyümesinin ardından sırayla kulübün genç takımına katılmış, ardından yaşı ilerledikçe A takıma kadar yükselmişti. 7 sene kendi şehrinin takımının formasını giydikten sonra Premier Lig'e transfer olmayı başaran Alf Inge, 4 sene Nottingham Forest'ta forma giydi. Ardından Leeds United'a transfer oldu ve takımının 2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde Galatasaray ile oynadığı sezonun sonunda takımda kalıp kalmayacağı konusunda belirsizlik yaşarken özel hayatında yaşadığı bir olay onun için çok önemliydi. 21 Temmuz 2000'de Leeds kentinde oğlu Erling dünyaya gözlerini açtı. Haaland ailesi Alf Inge'nin Manchester'a transferiyle hayatlarını bu kente taşıdı. Ancak ertesi sezon Alf Inge, Manchester United'la oynadıkları bir derbi maçında Roy Keane'in maruz bıraktığı müdahale ile kariyerini bitiren bir sakatlık yaşadı. Profesyonel kariyerine son vermek zorunda kalan Norveçli, ailesiyle birlikte memleketi Birna kentine taşınıp inşaat sektörüne atıldı ve kendine yeni bir hayat çizdi. Bu sırada küçük oğlu Erling'i futbola yönelmesi konusunda teşvik etti. Erling çocuk yaşta babasının sevdası meşin yuvarlağın peşinde koşmaya alışırken babası onu 5 yaşında kendi yetiştiği takım olan Birna kulübünün altyapısına yazdırdı. Erling'in yeteneği o kadar belliydi ki ilk antrenmandan sonra antrenörleri onu hemen bir üst yaş kategorisine aldı. Çocuk yaşta fizik olarak diğer çocuklardan daha ufak olsa da aralarındaki farkı kapatabilecek bir yeteneğe sahipti. Enerjik bir çocuk olan Erling, her okul çıkışı arkadaşlarıyla birlikte saatlerce futbol oynamaktan hiç sıkılmazdı. Çocuk yaşlarından beri futbolcu olmayı, üstelik babasının da gerçekleştiremediği başarıları elde etmeyi kafasına koymuştu. Kısa zamanda çok hızlı gelişen fiziğiyle dikkat çeken Erling'in yeteneğini dışarıdan sezmek çok zor olmadı. Birna kulübündeki hocalarının hemen dikkatini çeken Erling'in üstün fiziğinin yanı sıra yetenekleri ve çalışma azmine hayran kalmamak mümkün değildi. Üstelik babasını da yakından tanıyan antrenörleri, onun babası gibi savunma oyuncusu değil, hırçın bir hücumcu olmasını da özellikle takdir etmişti. Erling, Birna kulübünün genç takımıyla 18 maçta 14 gol attığı sezon, genç milli takımlarının da dikkatini çekmeye başladı ve 14 yaşındayken Norveç 15 yaş altı takımla ilk kez milli forma gururu yaşadı. Gelişimini durdurmak imkansız bir hale geliyordu. Sadece 16 yaşında 1.93'lük boyu ve yaşıtlarından seviyeler üstünde fizik duruşuyla takım arkadaşları ona çocuk adam lakabı takmıştı. Ertesi sezon Birna genç takımındaki antrenörü Berntsen A takımın başına geçici olarak geçince yaptığı ilk iş Erling Haaland'a A takımın formasını teslim etmek oldu. Geçici geldiği kulübün başındayken Avrupa futbolunda kalıcı etki yaratacak bir gelişme olacaktı bu. Henüz 15 yaşında profesyonel olmanın gururunu yaşayan genç forvetin ünü kısa sürede bu ufak kasaba takımından taşmaya başlamıştı. Erling Haaland ertesi sezon ülkesinin en büyük kulüplerinden Molde'ye transfer oldu.
onun yeteneklerini sezen ve takımını da ısrarla görmek isteyen takımın teknik direktörü ise Manchester United efsanesi Ole Gunnar Solskjaer'den başkası değildi. Molde forması giyerken Norveç Ligi'nin o dönem lider konumunda bulunan Brann takımıyla karşı karşıya geldikleri maçta attığı 4 golle dağıtmış ve tüm ülkenin dikkatini çekmeyi başarmıştı. Norveç futbolunun efsanesi Solskjaer'in yönetimi altındaki forvet özelliklerini ve oyun zekasını geliştiren Haaland, 2 sezon içerisinde çıktığı 50 maçta 20 gol kaydedince Avrupa takımlarının da ilgisini çekmesi kaçınılmazdı. Babasının oynadığı ve doğduğu kentin takımı Leeds United onu İngiltere'ye geri getirmek istedi. Ancak o Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden birçok genç yıldız adayını keşfedip parlatan Red Bull Salzburg'un önüne koyduğu projeden çok etkilendi ve Avusturya ekibine transfer olmaya karar verdi. Nasıl 17 yaşındayken kendi şehrinden Molde'ye transfer olurken korkusuz bir şekilde hareket ettiyse 2 sezon sonra ilk defa yurt dışına açılırken de aynı kararlılıkla devam etmişti. Kariyerinde ilerlerken de yolda ona yardım eden insanlara değinmeyi unutmadı. Molde'den ayrıldığı zaman verdiği bir röportajda Solskjaer için Ole'nin hayatında çok önemli bir yeri var. O bana çok şey öğretti. Şu anda olduğum oyuncu olmamda onun çok büyük payı vardır. O çok iyi bir insan ve antrenör diyerek eski hocasının da hayatındaki yerini belirtiyordu. 2019 yazında düzenlenen 20 yaş altı Dünya Kupası'nda Norveç'in Honduras'ta oynadığı karşılaşmada tam tamına 9 gol atan ve ülkesinin takımını 12-0'lık galibiyete taşıyan Haaland'ın ismi artık dünya manşetlerini süslemeye başladı. 2019-2020 sezonuna yeni takımının as forveti olarak başlayan Haaland adeta tek başına Avusturya Ligi'ni domine etti. Sadece yarım sezonda 29 gol attı ve bunların aralarında 5 hat-trick de bulundurarak konsol oyunu edasında bir performans gösterdi. Üstelik aynı sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Salzburg'un gruptaki maçlarındaki performansıyla kırılmadık rekor bırakmadı. Devler Ligi'ndeki ilk maçında genk ağlarına ilk yarıda 3 gol atarak hat-trick yapmayı başaran Haaland, ardından oynadığı 4 maçta da gol atarak akıl almaz bir istatistik yakaladı. Şampiyonlar Ligi'nde de oynadığı ilk 5 maçta gol atmayı başaran 4. ve bunu başaran ilk 18 yaş altı genç oyuncu olarak Haaland'ı artık Avusturya'da tutmak çok zor hale gelmişti. Red Bull Salzburg'un onun için daha uzun vadeli planları olmasına rağmen bu olağanüstü çıkışını onlar da beklememişti ve gelen teklifleri reddedemeyecekleri bir noktaya varmışlardı. Devir arası transfer dönemini uzun süre meşgul eden spekülasyonlardan sonra Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'a transfer olan Haaland müthiş formunu Almanya'ya da taşıdı. Dortmund formasıyla ilk maçına Augsburg karşısında yedek başladı. Dortmund deplasmanda 3-1 mağlup durumdayken teknik direktörü yeni transferini gol umudu olarak sahaya sürdü. Haaland için kalan süre yetti de arttı bile. Bir anda peş peşe gollerini sıralamaya başlayan Norveçli yeni takımıyla sadece 23 dakikada hat-trick yaptı ve 5-3'lük galibiyetin mimarı oldu. Adeta Bundesliga'yı da kasıp kavuracağını ayağının tozuyla ilan etmişti. Gün geçtikçe üzerine koymaya devam eden Haaland, Borussia Dortmund'da çıktığı ilk 6 maçta 9 gol kaydederek kendisinin belirlediği standartların hep üzerine koydu. Sadece 58 dakikalık performansıyla Bundesliga'da ayın futbolcusu seçildi. Alman ekibinin Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi hedeflerindeki ümitlerinin yeniden canlanmasını sağlayan Haaland'ın çok kısa süre içerisinde artık Avrupa'nın elit ekiplerinden birine imza atacağı şimdiden konuşuluyor. Konuşulan ise hangi dünya kulübünün ona kaç yüz milyon euroluk yatırım yapacağı. Kendi yaşıtları hala okul ödevlerini tamamlamaya çalışırken bu çocuk şimdiden dünya dominasyonunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Onu çocukluğundan beri tanıyan Bernsen, onun için onu hangi takımların yetenek avcıları veya menajerlerinin izlediği onun hiç umurunda değildi. Takım arkadaşlarıyla oynamak veya genç milli takımda oynamanın hiçbir farkı yoktu. Karşısındaki herhangi bir engelden hiç korkmazdı. Rakiplerine çok saygı duysa da onların kim olduklarıyla hiç ilgilenmezdi diyerek bu genç yıldız adayının mentalitesini de özetliyordu.
Erling Haaland harika bir fiziksel yapı, müthiş bir atletizm, çok sağlam bir çalışma disiplini ve dünya çapında yetenekleriyle çok özel bir oyuncu olduğunu şimdiden gösterdi. Henüz çocuk yaşında tüm dünyayı kariyerinin sadece 2 senesinde mesletti ve kariyer basamaklarını, mantık sınırlarını zorlayacak bir hızla çıkmaya devam ediyor. Henüz 20 yaşına basmadan gerçekleştirdiklerini düşündükçe bu çocuğun potansiyelinin ne olacağını düşünmek bile biz futbol severlerin gözünü kamaştırıyor. Babası Alf Inge onun için, "Ben oyunculuk dönemimde kararlıydım. Ancak asıl tüm fedakarlıkları Erling yaptı. 16 yaşında başka bir kulübe ve şehre taşınmak benim yapamayacağım bir şeydi. O benden çok daha profesyonel," diyor. O ise bunu asla inkar etmiyor. Onun hedefi babasının çizdiği hedefleri yıkıp geçmek ve kendi adını tüm dünyaya ezberletmek. Erling Braut Haaland. Bu ismi daha çok kez duyacağımıza emin olabilirsiniz. Futbol hikayelerinde Erling Haaland'ın hikayesini izlediniz. Umarız beğenmişsinizdir. Henüz 19 yaşında ama başardıklarının ve başaracaklarının sınırı yok. Umarız ilham kaynağı olmuştur sizlere. Kariyeri nasıl şekillenecek merakla bekliyoruz futbol severler olarak. Futbolun hikayelerini Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımız aşağıda yer alıyor. Ve ayrıca abone değilseniz abone ol butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki hikayemize görüşmek üzere. Şimdilik futbolun hikayelerinden hoşçakalın.